Herkese merhaba. Ben Yağmur Gülpınar. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2022-2023 yılı uygulamalı araştırma dersi kapsamında Çağan Bozdağ, Dilek Güneş, Halime Nursi Olmaz, İlayda Zehra Gelmez ve Kerem Kilcioğlu ile birlikte yürüttüğümüz test çalışmamızı sizlerle bugün ben paylaşacağım. Araştırmamızın danışmanı Sayın Profesör Doktor Kasım Karataş'tır. Değerli hocamıza bu yolda bize her daim destek ve yardımcı olduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Araştırmamızın konusunu belirlediğimiz süreçte etkili olan düşünce yaşlı grubun ele alınması gerektiği halde ekran başta olmamızdır. Araştırmamızın konusu ilk başta Ankara ilinin Elmadağ ilçesinde yalnız yaşayan yaşlıların ihtiyaçları olurken depremle birlikte okulların online eğitime dönüşüyle her birimizin farklı şehirlerde konumuzu Ankara, Antalya, Bolu, Giresun ve İstanbul'da yalnız yaşayan 66-88 yaş aralığında olan yaşlıların ihtiyaçları şeklinde değiştirmiştir. Araştırmamızın amacı yalnız yaşayan yaşlıların bu yalnızlık kapsamında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözmeye çalışmak, çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırma kapsamında yalnız yaşayan yaşlarla sık sık iletişime geçtik ve hayatlarına yönelik sorular sorduk. Yalnız yaşayan yaşlıların hayatlarındaki eksikliklerini, sorunlarını anlamak amacıyla bu araştırmayı yürüttük. Araştırmamızı yürütürken anket tarzı soru cevap yöntemini kullanmak istemedik. Sadece görüşmelerimizi yönlendirmek için birkaç kategori kullandık. Bu kategoriler kişisel bilgiler, öz bakım, sosyal hayat, sağlık durumu, ekonomik durum ve politika gibi başlıklar içeriyor. Araştırmamızın modeli, araştırmamız nitel bir modelle yürütülmüştür. Tezimiz de Ankara ile Elmadağ ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bireyler ele alınacakken ülkemizin yaşadığı felaket neticesinde sadece Ankara Elmadağ ile sınırlı kalmadık. Ülkemizin farklı şehirlerinden katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Ve onlara konularla ilgili sorular sorarak tezimizi modelini oluşturduk. Örneklem kısmına geldiğimizde hedef popülasyonumuz Ankara, Antalya, Bolu, Giresun ve İstanbul'da yalnız yaşayan 66-88 yaş arası bireyler hedef popülasyonumuzu oluşturmaktadır. Örneklem çerçevemizi oluştururken sabit bir kurum veya kuruluş üzerinde durmadık. Çevremizde yaşayan yalnız bireyleri evlerinde ziyaret ederek günlük rutinlerini aksatmadan istediğimiz bilgileri sohbet eşliğinde kendilerinden izin alarak rızalarıyla birlikte araştırmamıza aktardık. Örneklem büyüklüğünü belirlemede ise araştırmamızın amaçlarını ve analizlerini yeterince yerine getirebilmek için yaklaşık 17 katılımcıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Örneklem uygulama kısmında, örneklemi uygularken araştırma kapsamında her birimiz sahada çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar hepimize farklı deneyimler ve tecrübeler kazandırdı. Araştırmaya başlamadan önce katılımcılarımızı gönüllülük esasıyla seçtik ve sorularımıza başlamadan önce onlara bu araştırma kapsamında neyi amaçladığımızı, nelere çözüm aradığımızı ve hedeflerimizi anlattık. Veri toplama kısmında ise araştırmamız kapsamında veri toplamaya literatür taraması yaparak başladık. Araştırmamızın konusu kapsamında daha önce yazılmış çalışmaları, makaleleri, kitapları ve tezleri elden geçirdik. Daha sonrasında her biri bizim için çok değerli olan 17 katılımcımıza hazırladığımız soruları sorarak bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme çerçevesinde aldığımız her bir veri toplama aşamasında etik ilkelerin gözetilmesi, katılımcıların gizlilik ve mahremiyet haklarının korunması, uygun izinlerin alınması gibi faktörlere dikkat ederek gerçekleştirdik. Ayrıca verilerin düzenli bir şekilde kaydedilmesi ve analiz için uygun bir formatta saklanmasına da özellikle dikkat ettik. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması kısmındaysa nitel yönde bir araştırma modeli izledik. Aldığımız verileri Türkiye geneline yayamayız fakat araştırmamız kapsamında yalnız yaşayan yaşlılarımızın yalnız yaşamaktan birçok sebepten ötürü hoşlanmadıklarını ama kimseye yük olmak istemedikleri için tek başlarına hayatla mücadele ettiklerini ve bu mücadele kapsamında sosyal izolasyon ve yalnızlık çektiklerini, sosyal destek kaynaklarının sınırlı olduğunu, sosyal iletişim araçlarıyla barışık olmadıklarını, yeni çağa ayak uyduramadıklarını, destek hizmetleri ve politikalar kapsamında neredeyse yok denilecek kadar az bilgiye sahip olduklarını, psikolojik ve fiziksel sağlık çerçevesinde hem psikolojik açıdan hem de yaşlılığın getirmiş olduğu fizyolojik zorluklardan ötürü sıkıntılar çektiğini gözlemledik. Araştırmanın bulgularına geldiğimizde ise
Bunları da bazı başlıklara ayırdık. Bunlardan tek tek bahsetmek istiyorum. Sosyal izolasyon ve yalnızlık. Araştırmamız yalnız yaşayan yaşlıların sosyal izolasyon ve yalnızlık riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Katılımcıların sosyal bağlantılarının sınırlı olduğu ve bu durumun yalnızlık hissini ortaya çıkardığını gözlemledik. Özellikle aile üyeleri ve yakın komşularla bağlantılar daha sık olmakla birlikte sosyal etkinliklere katılım ve yeni sosyal ilişkilerin kurulması konusunda zorluklar gözlemlenmiştir. Sosyal destek kaynakları, araştırmamız yalnız yaşayan yaşlıların sosyal destek kaynaklarına erişimde bazı zorluklar yaşadığını göz önüne sermektedir. Katılımcılar aile üyeleri ve yakın komşular gibi doğal destek ağlarından önemli bir destek aldıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte toplum merkezlerine, gönüllü kuruluşlara veya diğer destek hizmetlerine erişimde bazı sınırlamalar olduğunu ifade etmiştir. Katılımcılar daha fazla sosyal destek kaynağına erişim sağlayacak programların ve hizmetlerin önemini vurgulamışlardır. Teknoloji kullanımında ise araştırmamızda yalnız yaşayan yaşlıların teknoloji kullanımının giderek arttığı görülmüştür. Katılımcılar internet, akıllı telefonlar, tabletler gibi dijital araçları sosyal bağlantılarını sürdürme ve bilgiye erişim amacıyla aktif bir şekilde kullandıklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı katılımcılar bu teknolojiye uyum sağlamada zorluklar yaşadıklarını ve bu nedenle desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Sağlık durumu. Araştırmamız yalnız yaşayan yaşlıların sosyal izolasyon ve yalnızlık nedeniyle psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Katılımcılar arasında depresyon, anksiyete ve stres gibi psikolojik sorunlarla karşılaşanların sayısının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yalnız yaşayan yaşlıların fiziksel sağlık durumlarında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bazı katılımcılar sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşadıklarını ve daha fazla destek sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak araştırmamızın sınırlılıkları, yapılan araştırma çerçevesinde ele aldığımız bir takım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle bu araştırma Ankara, Bolu, Antalya, Giresun ve İstanbul şehirlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireyler üzerinde çalışmıştır. Araştırmaya dahil edilen bireylerin tamamı 66-88 yaş aralığındadır ve hepsi yalnız bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Üzerinde araştırma yürütülen bireyler içinden birkaç katılımcı haricinde hiçbiri herhangi bir devlet kurumundan bakım hizmeti almamaktadır. Yani katılımcıların tamamı yaşamını kendi ayakları üzerinde sürdüren yaşlılardan oluşur. Görüşme yapmak için seçilen bireylerde daha önce evlenmiş veya evlenmemiş, boşanmış veya eşini kaybetmiş gibi şartlar aranmamıştır. Yalnızca görüşülmesi hedeflenip rızası alınan yaşlılarla görüşülmüştür. Sonuçlar, yaptığımız görüşmelerde öz bakım, sosyal hayat, sağlık durumu, ekonomik durum ve politikalarla ilgili konuları kapsamaktadır. Öz bakım konusunda kişisel temizlikte çoğunun zorlandığını ve yardıma ihtiyaç duyduğunu, sağlık durumunu incelediğimizde kronik hastalıklarının bulunduğunu, sosyal hayat hakkında aldığımız bilgilere göre ise birkaç katılımcı hariç dışarı çıkmayan veya evde kalmaktan memnun olmayan, ekonomik olarak baktığımızda gelir düzeylerinin kendilerine yeterli olmadığını, politikalar üzerine yeterince bilgilerinin olmadığını gözlemledik. Öneriler. Sunabileceğimiz öneriler arasında şunlar bulunmakta. Sağlık alanında yapılacak iyileştirmelerle belirli yaş üstü bireylerin hastaneye ulaşım konusunda kolaylık sağlanması ve ilaç, muayene gibi sağlık hizmetlerinin indirimli veya ücretsiz olarak faydalanmalarının mümkün kılınması. Bu şekilde yaşlı bireylerin sağlıklarına daha fazla önem vermeleri ve sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşamamaları amaçlanmıştır. Sosyal hayatlarını geliştirebilecek ortak ve mahallenin merkezi yerlerine sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturulması ve bu alanda hobi edinebilecekleri veya mevcut hobilerini paylaşabilecekleri imkanlar sunulması. Bu sayede yaşlı bireylerin yalnızlık hissinden kurtulmaları ve depresyona girmeleri hedeflenmektedir. Ekonomik ve depresyona girmemeleri hedeflenmektedir. Ekonomik olarak gelirlerinin artırılması veya maddi yardımların yapılması, bu şekilde yaşlı bireylerin maddi sıkıntılarla boğuşmamaları ve hayat kalitelerinin yükselmesi amaçlanmıştır. Politikalar üzerine bilgilendirmelerinin yapılması, örneğin broşür veya televizyon gibi kitle iletişim araçları aracılığıyla bilgilendirilmeleri ve haklarını koruyacak mekanizmalarının oluşturulması. Bu sayede yaşlı bireylerin toplumsal olaylara karşı ilgisiz kalmamaları ve
haklarını savunabilmeleri hedeflenmektedir. Sık ve düzenli bir şekilde destek sağlayacak personellerin görevlendirilmesi, bu sayede yaşlı bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözülmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır. Bizim paylaşımlarımız bu şekilde. Çok teşekkürler.